Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bunlar böyle motif iki renkten, dört renkten, istediğiniz kadar renkten. Ben böyle bu şekilde kullandım iplerimi. Daha da artırabilirsiniz. Bunları değişik örnekler de verebilirsiniz. Bu şekilde şöyle yapıp bu şekilde devam ettirebilirsiniz. Şöyle pardon. Şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi bu örgüyü kullanabilirsiniz battaniyenizde. O yüzden önce bu motifin yapılışını bir de yapalım. Ondan sonra da zaten birleştirmesini de sizinle beraber başka bir videomda paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar çok da laf uzatmadan hemen örneğime geçmek istiyorum. Bunun şekillerini ben size resimlerinde de göstereceğim. Öyle yapabilirsiniz. Şimdi motifi yaparken şu tekniğimizi daha önce yapmıştık. Birazcık daha fazla hatta büyük de bırakayım şöyle. Şöyle yapıyorsunuz. Tığımı şöyle soktum. Çektim içinden. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Arkadaşlar bir trabzan. İki trabzan. Bir, iki tane zincir. Şimdi de üç trabzan yapacağız. Üç trabzan bu. İki renk yapılışını göstereceğim. İki renk aynı anda gidiyor. Şimdi arkadaşlar bu şekilde yaptıktan sonra şöyle bir tane zincir çekiyoruz. Şu gri ipimin ucunu alıyorum. Şimdi koparmıyorum ipimi, sarı ipimi. Gri ipimden aldım. Geçirdim şöyle. Sarıyla da sıkıladım. Sarıyı arkaya aldım. Gri benim elimde. Başına donadım. Griyi bırakmıyorum ucunu. Bu şekilde aldım içeriye. Böyle doldurmaya devam ediyoruz. Şöyle sarımızı biraz çekelim. Sarı ipimiz orada kalacak. Griyle devam edeceğiz şimdi. 3 oldu. 1, 2 tane zincir. Allah Allah. Bende mi var, tığda mı var bir sıkıntı? Şöyle. Şu ipimizi buradan kaydırmayalım. Kaçmasın o çünkü ondan küçülteceğiz. 2 oldu. Arkadaşlar şu. 3. Şimdi bu 3-3 oldu. Şu sarı ipimizi alıyoruz şu ucu. Şöyle çektirip bunu küçültüyoruz daha da. Şöyle. Küçülttüm. Bu iki ipimi de arkaya aldım. Bir tane zincir çektim. Şuradaki zincirimiz vardı. Başını doluyorum. Buradaki zincirimin içine üç tane şöyle tek trabzan yapıyorum. Üçünü aynı anda çekiyorum. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Döndüm. Başını donadım. Burayı iki trabzanla zincirle üç trabzan oluyor. Bir, iki. Şimdi şu buraya geldik. İp değiştirmeler zaten kendini belli ediyor. Bir, iki tane çektim. Aynı göbeğin içine tekrar battım. Aynı göbeğe batıyoruz. Şu köşeleri. Bir tane zincir çektim. Pardon, iki zincir çektim arkadaşlar. Şuraya üç tane dolduruyorum. Bağlantı yerimiz burası. Şimdi bir tane zincir çektim. Yine gri ipimi bıraktım. Sarıyı aldım. Sarı ipi aldım. Geçirdim şöyle. Gri ipim burada duruyor. Başını donadım. Üç tane de aynı yeri sarıyla doldurdum. İp geçişleri çok kolay arkadaşlar. Hiç belli de olmuyor. Bir, iki tane zincir çektim. Bunlar zaten aralar iki zincir, üç trabzan buralar. Bir, iki tane zincir. İki zincir çektim. Aynı yere üç trabzan yaptım.
diyelim dokundu. Şimdi arkadaşlar tekrar iki zincir şu köşeye geldik. Şu şurayı dolduruyoruz. 2 3 trabzanla. Doldurduktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Şu şuradaki zincirimin içine başını doladım. Zincirimin içine, pardon, içine girdi. Şu tepesine, yani zincirin içine de şu tepesine üçünü aynı anda çektim. 1 2 3 zincir döndüm. Burayı zincirimizden beraber 3 trabzan oluyor. 2 yaptık. Bir de zincirimiz var. 3 oldu. 1 2 tane zincir çektim. Buraları aynen dolduruyoruz. Sizin kafanız sadece birleştirmeler karıştırabilir. Orası da akıp bir alıştığınız zaman kendiliğinden geliyor zaten. İki tane zincir çektik. Zaten ipin değişeceği yeri hemen anlıyorsunuz. İp orada çünkü. İpimiz burada. Gelince anlıyoruz ipin ne zaman değişeceğini. 1, 2. Buradaki yuvamıza tekrar battık. Şimdi sarı ipimi bıraktım. Arkadaşlar gri ipi aldım. Gri ipimi böyle alıyorum. Sarıyı biraz çektirdim şöyle. Zincir falan yok. Direkt 3 tane trabzan. 3 tane. Bir, iki. Bu şekilde devam edeceğiz. Şu başı bir de göstereyim size. Çünkü şey karıştırma ihtimali var. El yaptıkça alışıyor oraya. Şimdi sona geldim. Bir iki bir yuvamız daha var. O yuvaya da battım arkadaşlar. Orada zaten belli diye kendini fazlalık gibi duruyor. Geldim. Bir zincir çektim. Başını doladım. Şu zincirin tepesine trabzana değil arkadaşlar, zincire batacağız. Üçünü bir çekeceğiz. 1 2 3 zincir. Örneğimiz böyle büyüyüp gidiyor arkadaşlar. Ondan sonra da zaten koparıp şu ipi buradan koparıyoruz. Burayı da bağlıyoruz. Şu bağlama yerini bu şekilde bitirme zamanınız geldiğinde şöyle yapıyorum. Böyle başını dolamıyorum. İpi böyle bitişinde yapıyorum. İpini böyle kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bak belli değil. Ondan sonra ipimi buradan da koparıyorum. Arkadaşlar bu kadar. Kolay ve zevkli. Örnek renklerini de atacağım ben size, şekillerini. Güzel şekiller çıkacak. Daha küçük, bu kadar küçük de yapabilirsiniz. Daha büyük de yapabilirsiniz. Ben biraz büyük yapmışım aslında. Bunun bir boyu şeyini yapıp küçüğünü yapabilirmiştim. Mesela üçlü yapabilirdim ben. 1, 2, 3, 4'lü yaptım. 5'li. 1, 2, 3, 4, 5. 4'lü yapsaydım daha bir küçük olurdu. Daha güzel olur gibi geliyor bana. Siz artık nasıl isterseniz. Anlamadığınız yer varsa ya da anlatamadığım yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorum yapıp ve abone olursanız çok sevinirim. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.